Merhaba Bülent'in değerli takipçileri. Bugünkü videomuzun konusu akvaryumumuzdaki katil kim? Hepinizin zaman zaman yaşadığı akvaryumunuzda kaybolan balıklar, ölen balıklar oluyordur. Ve zaman zaman bunun nedenini anlayamıyoruz. Şimdi tecrübelerimden yaşadığım bazı konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Böylece sizin de aklınızdaki bazı soruları en azından gidermiş olacağım diye düşünüyorum. Akvaryumunuzda öncelikle katilin kim olduğunu bulmanız için akvaryumunuzu dikkatli gözlemlemeniz gerekiyor. Ama bu da yeterli olmayabilir. Ben size yaşadığım şöyle bir deneyimi anlatabilirim. Akvaryumda siz de biliyorsunuz neon tetra besliyorum. Neon tetralar gerçekten çok keyifli yaratıklar. Bir süre sonra neon tetralarım teker teker yok olmaya başladı. Öncelikle akvaryumdaki beta balığından çok şüphelendim. Ve onu başka bir yere ayırdım. Ama baktım ölümler durmadı. Bunun üzerine takip etmeye başladım. Ve 6 tane neon tetramı kaybettikten sonra akvaryumda kullandığım şelale filtrenin balıkları yakalayarak parçaladığını anladım. Bu benim için çok acı bir tecrübe oldu arkadaşlar. Siz de eğer şelale filtre kullanıyorsanız şelale filtrenin çok dipten çekim yapmadığına ve küçük balıkları çekmediğine mutlaka emin olmalısınız. Akvaryumumuzun birinci katili dediğim gibi filtre olabilir. Akvaryumumuzun bir diğer katili ise bazı tür balıklar olabilir. Örneğin şimdi size şurada gösterdiğim Kongo tetralar fazla aç kaldıklarında kendilerinden daha küçük balıkları yemeye yeltenebiliyorlar. Örneğin Kongo tetra ile neon tetrayı yan yana besliyorsanız Kongo tetraları şöyle göstereyim. Çok fazla aç bırakmamaya çalışın. Çünkü bir süre sonra Kongo tetra aç kaldığında direkt olarak akvaryumdaki diğer küçük neon tetraları ya da diğer küçük balıklara saldırabiliyor. Bir diğer avcı türümüz ise normalde çok hareketsiz görünüp aslında gerçekten avcı olan melek balıkları. Melek balıklarını özellikle Lepistes'in çok olduğu akvaryumlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda gördüğünüz akvaryumda yaklaşık 40'a yakın Lepistes vardı. Ve biz bu Lepisteslerin yanına 4 tane melek balığı koyduk. Yaklaşık 10 gün içerisinde 40 tane Lepisteste bir tane bile Lepistes kalmadığını gördük. Üstelik şurada masum duran melek balıklarımızın bir tanesini onları yerken görmedik. Ancak melek balıkları adının aksine oldukça sinsi balıklar olabiliyorlar. Ve iletişimi kuvvetli bu balıklar, bakın şu an dibime kadar geldi. Şöyle göstereyim size. Çok güzel görüntülerin altında çok tehlikeli balıklar olabiliyorlar. Melek balıklarının yanına zebra danioları'dan ve şu tarz büyük tetralardan koyabilirsiniz. Bu tetralarla uyum içinde yaşayabiliyorlar. Ama melek balığı çok renkli bir balık gördüğü zaman bu balık ufaksa ve hareketliyse onu yemese bile onu öldürmeye deneyebiliyor. Siz de balıklarınızı seçerken türlerin birbirlerine uyumlu olduğunu mutlaka takip edin. Böylece sağlıklı bir akvaryumunuz olur ve sıkıntı yaşamazsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen bize abone olmayı unutmayın.